بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Gençler hoş geldiniz. Hakikaten psikolojik olarak söylemiyorum ama sizi görmek hakikaten güzelmiş. Bir Müslümanın en büyük iyiliği kendi varlığıdır. Çünkü inandığın bir şeye inanıyorsunuz. Sevdiğin bir şeyi seviyorsunuz. O zaman bana güç veriyor. Bunun tersi düşün. Allah Resulü tek. İnandığına inanmıyorlar. Hatta düşmanlar. Tek başına. Ne kadar zor. Tek başına. Şimdi nereden okuyorsun diye sorarsınız. Risale-i Nur külliyatında hemen kısacası balalaikası var. İdealist bir dava adamının ruhunu inşa etme malzemesidir. O depodur. Bala. Böyle bir özelliği var. Dava adamının dış dünya, İnsanın dışındaki yani yap yapma, de deme, git gitme. Bunu tanzim eden Kastamonu laikası. İnsanın celal ve cemal tecellisine mazhar aynı zamanda kemala sahip, çatışan ve çelişen duyguları var, fikirleri var, hisleri var. Kıblesine koyması, istikamete koyması, doğru sadakatın, içsel âlemi doyuma ulaştırması, o çelişen ve çatışan fikir, düşünceleri ayrıştırıp ne olduğunu tanımlayıp maksadına koyan emirdar laikasıdır. Kale Musa, kale Firavun, kale Musa, kale Firavun, Musa dedi, Firavun dedi. Kur'an'da dava adamı, yani cihat ruhu, kim kime, nerede, nasıl karşısına duracağını, dört, kim kime, nerede, nasıl duracağının ilmini ve özelliğini, malzemesini veren tarihçeye aktır. İnsan ilminin de lokomotif olan meraktır. İnsanda merak vardır. Böyle geleceğe dair böyle haberlere meraktır. İnsanın bu çeşit ihtiyacını gideren, aynı zamanda bu haberin başka bir cinsi var. Acaba geçmiş büyükler onaylamış mı? Bu tür böyle sorular da geliyor. Bunların da cevap kaynağı sikiyetası gaybiyedir. Tamam. Böyle laikalar özetledi. Laikalar. Şimdi laikada dağınıktır tabii. Böyle koca bir kitaptır. Bir ders, iki derste bir konuyu çıkartamazsın. Ehli olman lazım. Biz ne yaptık? Mesela diyelim ki bu akşam sıdk üzerine olmak, yalan söylememek. Namı altında bir ders yapacağım. Kastamonu'dan, Emir'den, Şualar'dan, buradan toplanmış. Bu zor olur diye bir araya getirdik. Hizmet dosturları diye, yani kendimiz şey yapmışız böyle. Nereden okuyacaksın diye, şaşıracaksınız diye. Yani aynı bir şeyin devamı, külliyatlar, vukufiyet olanlar diyecek olan aynı şeyin devamı değil. Başka yerden aldığı sikî, tasdî, gaybî, tarihçede vesaire. Bu. Şimdi bu akşamki konumuz, sıdk üzerine olmak, yalan söylememek. Yalan, fıtratı inkar etmektir. Baştan. Fıtratını böyle toplumda birisini böyle yalan söylemek, o basit yalandır. O biraz şeye alışılmış. Fıtratı inkar etmektir. Yani Allah'ın adetullahını reddetmektir. Ne demek o? Var olanı yok, yoku var etmek olduğundan Allah'ın halikiyet sıfatına iftiradır. Vallahi dedim demedi. Vallahi vardı yoktu. Halik ismine iftiradır. Yalan. Yalan okuyacağız, okuyacağımız gibi lafz-ı kafirdir. Yani geçici bir çıkış yolu gibi gözükürken uzun bir vadeli de değildir. Kafirlerin kullandığı bir yöntemdir. Sıdk, yani bu yalanın tersi, İslamiyet'in usul esasıdır. Temelin temelidir. İslamiyet inanç değildir. İman inançtır. Allah'a iman inançtır, eylem değildir. Yorumları vardır. İçi doludur. Yorum çeşitleriyle beraber.
İslam'da, İslam esasında yorum yoktur. Namaza inanmak yoktur. Namaz kılmak vardır. Oruca inanmak değildir. Orucu tutmaktır. Eylemdir. Onun için yorum yoktur. Yani acaba kılmasa kılmıyor, öyle bir şey yok. Yorum olmadığı için fiilin kendisidir. İslamiyetin usul esası sıdktır, yorum yoktur. Yalan söylemeyeceksin. Yalan 3-5 tane, 3 tane yerde caiz denmiştir. Bir karı koca Müslüman aynı zamanda, karı koca da Müslümandır birbirlerine, Müslüman kardeştir. Karı koca arasını bulmak ve iki Müslümanın arasını bulmak, ya Bahattin, Hüseyin var ya, hakikaten beklemiyordum ama helal olsun ya. Senin için hakikaten çok met etti ya. Hayret edim, yok abi falan. Ya ne bileyim orada kızıyorum ama Bahattin'e delikanlı adamdır, dava adamıdır. Bana bakan yönü koşma gitmiyor ama delikanlıdır. Ya öyle mi abi falan. Oysa demedi yani. Tamam. Yani Müslümanı barıştırmakta kullanılıyor. Karı kocayı barıştırmakta kullanılıyor. İstihbarat yaparken yapılıyor. Allah Resulü zamanında yapılmış. Hele bunun tersini yapmak. Allah muhafaza. Neuzubillah. Korkunç bir şeydir. Şimdi İslamiyet'in usul esası eylemdir. Nedir o? Sıdk. Ve ulvi secilerin rabıtasıdır. Yani ulvi, kutsi değerler var ya mesela vefa, haya, her şey. Bu değerleri birbirine bağlayan bağdır. Yalan söylediğin zaman, bak sana yalan söylüyorum ben. Ben bilmiyor muyum yalan olduğunu? Biliyorum. Nasıl bunu söyleyebiliyorum? İçim diyor ki deme. Ben diyorum. Kendini ortadan kaldırıyorsun böylelikle. Kendin inkardır yalan. Bak, verdim ben. İçim diyor ki ulan vermedim. Verdim. Kendime rağmen baskılıyor. Kendimi ortadan kaldırıyorum. Devre dışı yapıyorum. Ruh bunu kaldırmaz. Ulvi secilin rabıtasıdır ve hissiyat ulviyesinin mizacıdır. Yani ulvi mizaç var ya böyle özellikler, donanımlar. Onların mizacıdır, yapısıdır, kokusudur. Öyleyse hayat içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Hutbeli Şamiye 45. Niye anlatıyorum? İnsan kendisini reddedemiyor. Yapamıyoruz. Doğru olacaksın kardeşim. Asılsan bile bu sözüm size tesir eder. Yaşamışım çünkü. Bilerek kimse yalan demedim ya. Diyemiyorum. Demeyeceksin. Ne olursa olsun. Bak yaptım ama özür dilerim. De. Haksızsa. Haklıysan dileme. Ben özür de dilemedim. Çünkü haklıyım devamında. Çünkü başı var. Onun başı bilseniz. O zaman yerden göğe herkes benim maşallah hakikaten ya. Bu başı var. Yani niye örnek verdim? En zor durumda bile demeyin. Çünkü çıkış yolu değildir yalan. Geçici bir format atıyorsun, neşter atıyorsun ama temeli bir çözüm değil. Bir kere kendine ihanet ediyorsun. Kendini ortadan kaldırıyorsun. Vallahi dedim benim değil. Ya içimdeki olan senin mi? Değil. Senin? Değil. Abi bir tanesi devre dışı olacak. Bu devre dışı oluyor işte. Sen kendine saygın olmuyor. Sen kendine güvenin olmuyor. Kendine özverin olmuyor. Şeytan geldiği zaman ki geliyor bana. Bunu yapamazsın. Yaparım. Hangi şeyi yapamadım lan şimdiye kadar diyorum. Diyor doğru. Şeytan da yılışık adamlardan kalkacağım lan sabah namazına. Hadi lan sen 5 dakika deyip sabah namazı kaçıran değil misin? 5 dakika sonra kalkalım diye saate vuran değil misin? Şeytan ciddi insanlardan çekiniyor. Şeytan nereden girer biliyor musun? Yanlışın zaten kendisi şeytandır.
kuralsız doğruların içerisine giriyor. Bugün 5'te kalkıyorsun, yarın 7'de kalkıyorsun, öbür gün 9'da kalkıyorsun. Ne? Evet, yanlış bir şey yapmıyorsun gerçi ama kuralın yok, düzenin yok. Standart bir hayatın yok. Bak doğruları yapıyorsun ama kuralsız. Kuralsız doğruların içerisine giriyor şeytan. Ya. Kuralını yaşadırmış şeytan selam durur. Ben şeytanı çok iyi tanıyorum adamı. Hatta o kadar merak etmiştim ki olan nasıl bir psikolojisi var. Adam rüyada karşıma geldi. Benim psikolojimi merak ediyorsun dedi. Adamı merak ettim. Psikolojisi, nasıl bir psikolojisi var dedim ya. Bu kadar şeri düşünüyor ya. Lan içsel alem. Ben bir yalan demiyorum. Onun hayatı yalan. Nasıl bir psikolojisi var ya? Suretini aynı şeytanı mı gördün? Gördüm. Nasıldı suret? Şu suret böyle hamur düşün böyle. Yuvarlak yapma. Yuvarlak. Onu hani biraz böyle oklama gibi böyle yayılsın. Böyle. Kafası böyle. Çekilmiş. Gözleri böyle yanmış. Hani dişleri hamur böyle çıkmış. Burnu nasıl abi? Burnu böyle şey gibi, ince şey gibi böyle. Hani çizgi filmlerde yaparlar ya, aynı öyle bir şeydi. Ama şeytan da, Peygamber Aleyhisselam'da kişinin haletine göre farklı olabiliyor. Evet. Herkes de farklıdır. Evet. Mesela sordum, senin psikolojin, benim psikolojimi merak ediyorsun dedi. Dedim merak ettim dedi. Ediyorum da demedim. Ben sana şunu söyleyeyim dedi. Ondan sonra gitti. Sen dedi Allah'ın kitabında, Kur'an'da açık ayette cehennemlik olduğun yazılsa, inandığın peygamberin hadisinde açık senin ismini zikredip cehennemliktir dense, senin psikolojin nasıl olurdu dedi. Ben öyleyim dedi. Allah ayetiyle cehennemliktir, peygamber hadisiyle cehennemliktir, bir de dedi ben cehennemi biliyorum. Ben öyleyim dedi. Benimle uğraşma dedi. Gitti. Şimdi şu zamanda kisf ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki, yani doğrulukla yanlış o kadar birbirine içine girmiş ki adeta omuz omuza vermişler. Sıdktan, doğruluktan yalana geçmek pek kolay gidiliyor. Hatta siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık doğruluğa tercih ediliyor. İyi yalan konuşuyor diye onu seçiyorlar. En iyi yalan kim konuşuyorsa lider oluyor. Tabii ya acayip. Çünkü kandırabiliyor. Usta yalancı. Rüştü abinin bir sözü var. En büyük yanlış nedir biliyor musunuz? En doğruya yakın olan. En büyük yanlış hangisidir? En büyük doğruya olan yanlış. En büyük yalan nedir? En büyüğe yapılandır. Allah işte. Ona yapılan yalan da küfürdür. Yani inkardır. Var olduğu halde. En büyüğünü reddediyorsun. Yol ikidir. Ya sükût etmektir, ya susmaktır. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdktır. Çünkü İslamiyet'in esası, temeli sıdktır. İmanın asası sıdk. Bütün kemalata isarede sıdk, doğruluk. Ahlak-ı âliyenin, yani âli yüksek ahlakın hayatı sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdk. Alim İslam'ın mizacı sıdk, yani doğruluk. Nevi Beşer'e Kabe-i Kemalat'a ishal eden sıdk, Ashab-ı Kiram'ı bütün insanlara tefefuk ettiren, sahabeyi diğer insanlardan üstün tutan nedir? Sıdk. Doğruluk uğruna her şeyini verdi. Muhammed-i Haşimi Aleyhisselatü Vesselam'ı Meratib-i Beşeri'nin en yükseğine çıkaran sıdktır. İşaret edeceğiz. 82. Bu mukaddemeyi yaptıktan sonra bu mukaddemeydi. Şimdi okuyorum. Sıdk, İslamiyet'in usul esasıdır. İslamiyet'in temelidir.
Bir kere arkadaşlar bilsin, yalan konuşmak o esas değil. O basittir. En büyük kisp, yani yalan, kendi fıtratına ihanet etmektir. Mesela Allah yoktur, en büyük. İkincisi, kendi yaratılışına zıt yaşamak. Fıtrat beka istiyor, sen faniye talipsin. Bu yalandır. Üçüncü kelime ki, bütün hayatındaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiyenin çalkamasıyla hulasa, zübdesi bana katı bildirmiş ki, sıdk, İslamiyet'in usul esasıdır ve ulvi seciyenin rabıtasıdır, hissiyat ulviyenin mizacıdır. Öyleyse hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdk, doğruluğu içimizde ihya edip, onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Peki, şeytan kime iner söyleyeyim mi diyor. Şuara suresinde var. Bir gıybet ve yalan edene, bir de haram işleyene. Şimdi, manevi hastalıkların tedavisi sıdıktır. Doğru yaşamaktır. İstikametli doğru yaşamak. Bunları ortadan kaldıran işte bu yalandır. Hayatına yalan söylüyorsun, fıtratına yalan söylüyorsun. Fıtratı bunu demiyor yani. Mesela gözü bant diyorsun, bu yalandır. Gözün özelliği bakmaktır. Aklın özelliği, gelecekte belki zamanım yetmez diye şimdi söylüyorum. Aklın istikameti, sıdkı tefekkürdür, ilimdir. Kalp, muhabbettir. Sen adaletle doldurursan, bu da ona da yalan söylüyorsun. Öyle... sokakta söylediğimiz var ya, verdim, vermedim. O aslında mesela verdim, vermedim. Bunu ortadan kaldıran ve olmayanı bar eden. Bak başta demiştim. İnkar, yalan söylüyorsun. Yoktu, vardı. Hani yoku var etti. Var değilse de yoktu ya. Yani varı da yok etti. Bu Halik ismine ihanet ediyor. Evet, sırt ve doğruluk İslamiyet'in hayat içtimaiyesindeki ütte-i hayatiyesidir. Yani düğümüdür. Mikrofonun başıdır. Ağacın çekirdeğidir. Doğru olacaksın kardeş. Ne olursa olsun doğru söyleyeceksin. Bak, doğru diyeceksin. Yani yaşanan bir dünyada, o bazı içimizde şu soru geliyor da onun için kendi hayatımdan verdim. Bu zamanda da olur mu? Oluyor kardeşim, oluyor bak. Bak sağ karşınızdayım. Öl yeter ki, doğruluk üzerine öl. Deme yalan. Yapma. Doğru ol kardeşim. Ben kendi hayatımdan kesit yani, demesin nefsiniz, ya hangi zamandayız? Deme kardeşim. Bunu sen mi verdin? Vallahi verdim işte, dedik. Senin işte şeyde, Necmi abi. Dedik kardeşim, şimdi ne yapayım? Demedim yok, kıvırma yok değil mi? Kıvıramaz yani. Doğru Musa. Yapırı yapırı yok. Doğru Musa. Yani ne yapalım? Çıkış yolu doğruluktur kardeşim. Çıkış yolu yalan zannetme. Gerçi geçici, kısa bir sürede çıkış gibi gözüküyor ama değil inan. Yatsıya kadar değil mi? Ha işte. Kalk arasını. Hanımına, eşine, annene, babana, ablana, kardeşine doğru söyle kardeşim. Yapma. Onu kandırmıyorsun vallahi. Yalana niyet ettiğin anda kendini kandırıyorsun. İlk önce kendi için diyor ki, hayır bunu yalan söylüyorsun ya. Bu yalan. Bu yalan söylüyorsun. Kendin diyor yani. Sen buna rağmen diyorsun, yapmayacaksın. Ciğerkarlık hele. Yalan kalı olmadı, tabii efendim buyurun falan olmam sahtekar seni. Ciğerkarlık. Fiili bir nevi yalancılıktır, biliyor musun? Fiili bir nevi yalancılıktır, fiili. Dal kavukluk ve tasannu alçakça bir yalancılıktır. Riya. Resim çektireyim. Artesiye böyle. Bu neymiş? Fiili bir nevi yalancılıktır. Dal kavukluk. Dal kavukluk nedir? Dal kavuk. Şaklaba. Şaklaba. Başka? Yalaka. Yalaka. Tasannu. Riya o da. Riya. Bunlar alçakça bir yalancılıkmış. Nifak ve münafıklık, nifak neydi? O, münafıklığın o şeyi, alametleri oluyor.
He? Ayrıcılık. Nifak. He? Ayrıcılık. Çıkaran. Yani böyle münafık ama amel de öyle. Yapan. Yani birisi maddi, birisi manevi. Nifak ve münafıklık müzir bir yalancılıktır. Yalancılık ise, bak şimdi basit bir adama evi kandırmak değil. Ya işin var danım ya. İşin yoktu lan. İşin yoktu. Ya birisiyle iş görüşüyordun lan, maç seyrediyordun ya. Deme ya. Bak, yalancılık nedir biliyor musunuz? Yalancılık ise Sani Zülcelal'in kudretine iftira etmektir. O yapmadığı halde Allah, ben oradaydım. Allah seni orada yaratmadığı halde diyorsun ki ben oradaydım. Vermediğin halde Allah'ın kudretine iftira ediyorsun. Hele hele Allah'a yalana şahit etmek. Mesela Muhteka 1. cilt 63. sayfasında yazar. Fıkıh kitabında, İmmal değil bu. Vallahi verdim, yalanı Allah'a şahit etsen yemine iman gider diyor. Hatta şeyle de inşallah da değil. İnşallah da eğer niyetin hani Allah'ın inşa edip senin ona bina etmeyene göreyse onda bir bahis yok ama sırf böyle adamı böyle başından def etmek için inşallah o da münafıklık alameti oluyor işte. Evet, biraz, inşallah inşallah. O da amelde direkt münafıklığa giriyormuş. Aynı o manaya. Yani. Kısacası ne derseniz deyin doğru olacağız. Yalan konuşmayacağız. Neyse o. Ne yapalım? Olmuş işte. Dedim kardeş. Ya deme abi işte ben demedim, benim videom değil. Ben dedim işte, dedik yani. Bunun başında dedik. Ne yapalım? Bunun bedeli çok ağır. Tamam kardeşim, nasıl olacaksa nasıl olacak. Yani şunu pekiştiriyorum 3 defa. Ne olursa olsun yalan deme. Deme kardeşim. O zaman bu saatten sonra doğru olalım değil mi abi? Yani zaten bu saate kadar doğruyduk, doğruluğa devam edelim. Şimdi değil, Kanada doğruydu. Öyle diyeyim ki, öyle yapalım. Abi hakimin karşısına çıktı, 5 sene kesin, garanti yani. Verdi işte. 5 sene diyorum. Verdi. 5 ay demiyorum, 5 sene. Ya verdi işte. Öyle doğru söyledim. Ha? Verdi ya, 7,5 sene ile 2,5 sene arasında. Daha da bitmedi, yine devam ediyor bakayım. Yani öyle, yatmaya devam ederken hadi çık dediler. Yani dışarıda göreceğiz seni yani. Hem dışarıda ol hem gene bir mahkeme bitmedi yani. Yani bu örnek veriyorum. Gençler, doğru dedim kardeşim. Yalan demedim. Bunun başı da var falan ama dinle. Doğru dedim. Yani 5 sene tabii. 2,5'ten 7,5 sene arası. Hala devam ediyor aynen. Devam ediyor. Tabii tabii bitmedi. İnfazı 5 ay falan öyle. Tabii şu anda o kadar kaldım dışarı işini çık dediler de. Denetim sen, bir serbest. Ya denetim ya daha bitmedi, mahkeme devam ediyor. Kaldı. Yani örnek olsun diye ne olursa olsun ölüm dahi olsa doğru diyeceksin. Ya konuşmayacaksın annene de bacına şuna hele bir Müslümana. Ayrıca bir şey ya. Garibime gidiyoruz. Ha, karı kocayı mı barıştırıyorsun? Tamam. Küfür bütün envaili kisptir. En büyük yalancılık nedir? En büyük şeyi reddetmektir. Allah varken yoktur diyorsun. Kisptir. Yalancılıktır. İman sıdktır. Doğruluktur. İmanın hassası sıdk. Doğruluktur. Doğru olacaksın kardeşim. Rabbena böyle yap. Bu sıra binayı kisp ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var. İmanın hassası sıdk, küfrün özelliği hassası kisp. O zaman iman ve küfür arası kadar yalanla doğruluk arasında mesafe var. Ne olur Allah rızası için yalanı çıkış yolu görmeyin. Allah için yalvarıyor. Yalanı çıkış yolu görmeyin ne olur. Çünkü değerlisiniz. Kendinizi reddetmeyin. Gerçi hani patates veya elma soyduğun zaman ilk taze iken böyle canlı gözükür. Birkaç dakika sonra siyahlaşıyor. Bunun gibi olur. Ruhumuz bozulur. Ben de üzülüyor. Çünkü yalanın ruhun neresini vurduğunu iyi biliyorum. Biraz haritayla meşgul olduğum için ruhun haritası nereye vurduğunu girmek istemiyorum şimdi. Nereyi ortadan kaldırdığını iyi biliyorum.
Yani silme, neyse. Yani çizecektim ama gerek yok, tamam. Bu sıra binayı Kisp ile Sıtkın ortasında hadsiz bir mesafe var. Şark ve Garp kadar birbirinden uzak olmak lazım geliyor. Nar ve Nur gibi birbirine girmemek lazım. Halbuki gaddar siyaset ve zalim propaganda birbirini karıştırmış, beşerin kemalatını da karıştırmış. Siyasette. Şimdi siyasette ne var? Yalansı siyaset diyor. Ama az var, bazısına bazısına çok var. Bazısı hiç beceremiyor, bazısı iyi beceriyor. Bazısı gözüne baka baka yalan söyleyebiliyor. Deriz ya, ulan gözüme baka baka yalan dedi ya. Çünkü yalan diyen göze bakamaz. Bakıyorsa usta yalancı demektir. Çok rahat diyebiliyor. Bu Sıdk ve Kisp, küfür ve iman kadar birbirinden uzak, asıl saadette Sıdk vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın âlâ iyiliğine çıkması ve o Sıdk anahtarı ile hakaiki maniye ve hakaiki kainat hazinesi açılması sırrıyla içtimaiyat-ı beşeriye çarşısında Sıdk en revaçlı bir mal ve satın alınacak en kıymetli bir meta hükmüne geçmiştir. Şimdi o kadar zulüm vardı ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam güneş gibi, karanlık bir gecede güneşin bir anda çıkması gibi böyle gözüküyordu. En büyük özelliği bir, yalan demez. Öyleymiş. Muhammed İlemin. İki, emanete ihanet etmezmiş. Bu kafirlerin şeyi. Tamam. Hatta o Kabe'nin eskide o şeyin anahtarı daha İslamiyet gelmeden önce her kavmin, herkesin kutsi emanetleri, altınları, paraları şimdiki tabirine oradaydı. Orada saklanıyordu. Bunun anahtarı da hani İsviçre bankaları gibi yani beynemine. Bunun anahtarı da en güvenilir kişiye verdiler. İslamiyet'ten önce, İslam'dan sonra düşman olanlar Muhammed'in emin demişlerdi. Anahtar oradaydı. Öyle bir vefası var ki, şunu söyleyeyim de, şehri terk edecek Mekke'yi, 200 kişi evini sarmış. Bunu öldürecekler. Bu kesin. Hazreti Ali diyor ki, bu öldürecekler kişiler benim meselem, ayrı meselem ama onların anahtarı bende, emanetleri bende. Sen yatağıma yat, şimdi hücum edecekler. O emanetleri verirsin. Beni öldürmek isteyenlerin emanetini vereceğime amcamın çocuğum tehlike yapma olsa bile la vallahi verir miydim ya? Beni öldürmeye geleceksin, senin emanetini düşüneceğim. Yani diyor ki bu başka mesele, bu başka mesele. Böyle bir vefadır. Vefasını görüyor musunuz? Nasıl bir vefa ya? Emaneti mi aldın kardeşim? Allah Resulü'nün örnek al. Vefa emanetin yerine getir. Yapma. Gücün yettiği kadar. Sonra kendisi çıkıyor şahitin ucunu, yüzünüz kara olsun diye. Hepsine toprak atıyor, şöyle bir atıyor hepsini kulağına. O da çekip gidiyor, kimse görmüyor. Sonra adamlar biliyor musun, hücum edenlere bazı Müslüman oldular. O devamını okudum da ben. Baktı ki, nerede Ali, gitti diyor. Bu da sizi bıraktı, emanet dedi. Adamlar birbirine bakıyormuş. 200 tane o kabilelerden alınan adamlar. Bir kabilenin üzerine kan olmasın diye. Yani bunu niye bıraktı? Bu dedi sizde, sizin emanetinizmiş. Hani adam yine insandır da biraz da varmış. Demiş ya biz bunu öldüreceğimizi, buradan çıkacağını bildiği halde emanetimize riayet etmiş. Görüyor musun? Yani o zaman hani zifiri karanlıkta bir anda güneş çıkması gibi Muhammed-i Haşim Aleyhisselatü Vesselam'ı imtiyazlı kılan sıdk ve emanete dikkat etmesi. Çünkü yalan konuşmayan adalet de eder. Yalan konuşan zulüm yapar. Yalan konuşmayan adalet eder. Konuşmaz. Mesela Müslüman Müslümana güvenmeyecek de kime güvenecek? Bir Müslümana banka, bir Müslüman bir Müslümana diyor ki banka güvencesi ver diyor.
Benim sözüm güvence değil mi? Değil diyor. Yazık bize. Ya. O zaman Peygamber aleyhisselatü vesselam ve kadrosu ayrıldığı zaman onlar arasında bu yalancılarla Sıdk arasında yani hayat ile Adem yani Mevt varlık ile yokluk, iman ve küfür arasında fark kadar açılmıştı. Bunlar yalancılar, bunlar Sıdk ehli. O zaman o kadar çarşı pazarlarda, piyasada hep doğruluk üzerinde satış vardı. Yani doğru olayım, doğrulukta yarışıyorlardı. Tevil etmiyorlardı. Ancak ulema şunu demiş. Eğer büyük bir fitne yani doğru dersen, çok büyük bir fitne olacaksa toplumsal ve cemaat ayrı, o zaman telefonla Hasan kardeş buyurun. Nerede baktın ya? He? Baktım büyük fitne olacak. Çok büyük. Burada Bahattin yok burada. Öteki odada. Ama o soru soran neyi kastediyor? Oradan o binayı kastediyor. Onu kastettiğini çok iyi biliyorsun. Ancak büyük bir fitnenin önünü almak için bu ruhsat kısmı verilmiş. Ustad da diyor ki zaman onu da nesetti diyor. Şimdi kuyu ihtilazesi yok. Bunun dibi yok yani. Nereye kadar olacağını da çekersin. Bunu eski de verilmişti. Şimdi o da kalktı diyor usta. İlmi siyaset mi diyor hocam? İlmi siyaset gibi. Evet. İlmi siyaset gibi. Kisp vasıtasıyla Müseylime-i Kezzab'ın emsali Esmer-i Safilen'e sukut etmiş. Ben de peygamberim demiş. Onun için Müseylime-i Kezzab denmiş. Yalancı be. Niye? Peygamber olmadığını peygamberim dedi. Uydurdu bir ayeti de. Ey fil fil, hortum uzunluğunu olan fil. Ayakların çok geniş, geniş yere basarsın. Ya hakikaten mi? Vallahi mi ya? Hakikaten öyle miymiş ya? Hortum uzun muymuş? El-Kariya suresini yapıyor değil mi? Ya yapmış. Niçin maskara olmuş? Basit adam değil ha, sokak serserisi değil. Şahitmiş aynı zamanda. Şahit tabii. 40 tane cilt kitabı kısmen ezberindeymiş bu adamın. Acayip bir şeymiş. Öyle Ebu Cehil, öyle basit adam değil ha. Ömer'in Hişam'dır. Hatta bunu Ömer değil yani. Ya Rab iki Ömer'den bir tanesini diye dua etti ya. O Orta Doğu, o Arap Yarımadası'nın 7 tane alimlerin içerisinde en zirvede olanmış. Öyle bir. Eskideki kalem kağıtlar pek olmadığı için, kitap olmadığı için tarihi veya nesebi veya kavmi özellikler vesaireler ezberden naklediliyormuş. Kitap olarak insanlar kullanılıyordu. O ezberi kim olan? O öndeydi. Ebu Cehil böyle bir şeydi. Müseylime-i Kezzab 40 cilt. Kısmı tamamen değil de kısmen ezberindeymiş. Bu adam 70 kitaptan da haberi varmış. Böyle bir adammış. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a bu bile yalan diyorsun değil de ben niye olmadım diye düşman olmuş. Hani bir girsem o meseleye girmeyeceğim çünkü. Ve kisp o zamanda küfriyat ve hurafatın anahtarı olduğunu o inkılab-ı azim gösterdiğinden kainat çarşısında en fena, en pis bir mal olup o malı satın almak değil. Herkes nefret etmesi hükmüne geçen kisp ve yalana elbette o inkılab-ı azimin safu evveli olan ve fıtratlarında en revaçlı ve medari iftihar şeyleri almak ve en kıymetli ve revaçlı mallara müşteri olmak fıtratında bulunan sahabeler elbette şüphesiz bilerek ellerini yalana uzatmazlar. Kisp ile kendilerini müleves etmezler. Müseylime-i Kezzab'a kendilerini benzetmezler. Yani doğruluk ile yanlış o kadar ayrılmıştı ki yalan. Ebu Cehil bir tarafa. Ebu Cehil Arapça şu, cahillerin babası. Çünkü bu kadar kitabı bilen, Allah'ı da bilen, Allah'ı inkar etmedi ki. Nereden çıktı ya Allah Allah, biz alışmadığımız bir şey ya, ne peygamberlik, o hayırdır, nedir bu peygamberlik demedi.
Peygamberlik bilinen şeydi zaten. Hepsi bekliyordu zaten. Ben niye olmadım? Aralarında Muhammed-i Haşim'i İle Aleyhisselatü Vesselam, Müseylime-i Kezab ve onun beraber olan Ebu Cehil, böyle o kadar ayrılmış ki adam fıtratına göre taktiği görüyordu. Bu. Şimdi adam bir bana bakıyor, ulan doğru konuşuyor ama yalan yaşıyor. Doğru yaşıyor, yalan konuşuyor. Hangi, şimdi bir doğru söylüyorum, 9 tane doğru söylüyorum, 1 tane yalan. Tamam da bugün size söylediğim doğru olduğunu kim söyleyecek? Nasıl ayırt edeceksin bunu doğru söyledin? Tamam da doğru ile karışık söylüyorsak güven olur mu sana ya? Ya tamam da dumanlığa doğruydu, acaba bugün doğru mu ya? Çünkü evvelsi gün yalan konuştu ya. Vefat edince ben bir yere gitmiştim, bir konu şeye, serbest bölgeyi anlatmaya kısacası. Bu Şişli Etfal Hastanesi'nde oraya yakın 2-3 tane psikiyatrist doktorlar vardı kardeşlerden. Abi gelir misin şu serbest bölgeyi bize anlat diye. Neyse oradan çıktım. Öğleyin Şişli o bilmem ne hasta şey var öğleyin camisi. Öğleyin ikindi kılmaya. Ona baktım dışarıya çıktım. Cenaze namazı var, tamam mı? Siz nasıl anılacaksınız? Vefat etsen bugün Musala'da senin cesedin olsa avluda namaz kılıyorlar. Saf tutun diyoruz imam olarak. Şimdi saf tutarken konuşuyorlar. Ben nasıl bir adamdı? Ben de beni tanımıyorlar. Durdum safa. Şimdi konuşuyorlar. Kimmiş ben de bilmiyorum. Ulan namaz kıldım. Çıkıyorum ben de sevap alalım. Şunu katılalım şu adama. İzleyeceğim. Nasıl anılıyor biliyor musun? Koca Umriye. Çok dürüst bir saatçiydi ya. İyi saat tamir ederdi diyor. Bakın bu saatte geçmiş o. Bak böyle anlatıyor. Öteki taraf dedi ki, inan dedi. Bu duyuyorum. İçerdi dedi ama kimseye zararı yoktu. Çok dürüst adamdı. İyi içerdi diyor. Yavaş yavaş çıkıyor. Bütün böyle dedi, bir saat şey yaparmış. İçerdi ama hiç taşkınlık yapmazdı. Ben binasında komşuydum, o kadar iyi bir adam. Hiçbir binamızda zarar bağırmazdı. Şimdi sonra dedim ki, ola ben ölünce millet ne diyecek benim arkamda? Ola iyi yerdi, iyi gezerdi. Sonra dedim ki, vay be, vay be. Hemen dedim ben bundan nasıl çıkayım? Çıktım. Yedir ama sen canlısın. İşte oraya. Girirler mi? Ne diyecekler? Biliriz. Bu adamı iyi biliriz. İyi hatırlarım. Diyor ya Peygamberimiz, sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Onlar da gelecekler senin yanına. Gelecek. Ya sevinme telaşı, onların sevinmeleri sana kar abi. Evet. Belki abi doğruyu söyledi diyebilirler gelip. İnşallah yaşarsınız. Ve yaşarız. Doğru söylenildiğini tarihin üstü kattığı zaman göreceksiniz. Ne senelerden beri neler nini bu değil başka ne niniler hep kandırılmış. Ben biliyor musunuz 1998'de şeyle yargılandım. Lozan'ın içinde bir madde var. Bunu demeyeceksiniz. Irak'taki İngilizler mağlup olan savaş vardı ya. Kutu emare. Onu dedim. 1998'de dedim, teyup kasetlerinde var. Kutu emare, İngilizler en büyük şeyi, sen bunu nereden biliyorsun dediler. Bunu niye dedin? Lozan içinde maddedir, bunu ifşa etmeyeceksiniz, okulda okutmayacaksınız. Madde var. Evet, gizli anlaşma, gizli madde. Bu İngilizlerle anlaşmada var. Bak görüyor musun? Lozan başarıymış ya. Başarını bile gizlemişler. Lozan buymuş. Kutu emare, muvaffakat ve başarıyı bile ortadan kaldıran bir anlaşmadır Lozan. İçin... Mondros diyor hepsi. Evet, hepsi de. Çok şey biliyormuşsun abi onun için. Bilmeyeceksin dedi. Çok bilmeyeceksin. Bana ne de biliyor musun? Çok bilmeyeceksin, biliyorsan da çok konuşmayacaksın. Hoca bilirsin, çok konuşmak yalansız da olmuyor ha dedi. Onu da biliyor. Abi camiden çıktık, cenaze namazı var. Tanımıyoruz adamı ama nasıl bilirsiniz diyorlar. Ne diyeceğiz o zaman?
Ben diyorum ki Allah'ım sen en iyisini biliyorsun. Üstü zannederiz Müslüman olduğu için. Camiye getirdiler ya. İyi biliyorum. He, ama bizim o gittiğimiz cami ben de bilmiyordum. Meğer böyle adamların cenazesi kalktığı yermiş. İşte şu keşke ben. Zincirli kuyuya gönderiyorlar orada. Zincirle miydi? Ondan sonra geçtim Şişli'ye. Elhamdülillah. Şurayı da okuyayım. Ondan sonra soracağım kaç dakika geçti diye. Belki bütün kuvvetleriyle ve meyli fıtrileriyle en başlaman ve en kıymetli meta ve hakikatların anahtarı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın illiğine çıkmasının basamağı olan sıdk ve doğruluğa müşteri olup. Yani baktılar, ya küfür bu, iman da bu. Taraftar oldu sahabeler, fıtratı bozulmayanlar. O kadar acayip nefret ettiler ki yalandan. Ne zaman biliyor musun? Ne kadar nefret ettiler? Şöyle anlarsın. Şu anda bu ders okunurken bir yalan söyledi varsa, yoktur inşallah da, varsa Allah affetsin. O büyük bir yalan söyledin ya, hani bir iş için böyle sıkıntı. O hatırına geliyor ya, dersten beri seni yiyor. Ha, sahabeler senin o seni yiyen sıkıntının 70 kat ona karşı nefreti vardı. En az. Yalan. Hele hele insanların fıtratını, şahsiyetlerini, kimliğini ve kişiliğini ve beytül malı, devletin malını veya şahsın malını hakkın olmadığı halde yalan söylemek veya vasıta olmak bunun kadar büyük cinayet bilemem. Benim hakkımı yedin, benimle helalleşebilirsin. Devletin malını yiyerek, rüşvetle. Bunu kimle helalleşeceksin ya? He? Bunu kimle helalleşeceksin? Hazinenin malını yedin. Ne yapacağız? Ya vakıfların malını yedin. Kimle helalleşeceksin? İhaleler. İhaleler. Toplumun ihalesini. Nereden bulacaksın adamı? Nerede bulacaksın? Köprü yaptın, sağlam değil. Mesela binaları yaptın. Köprü bambaşka bir şey. Barajlar bambaşka bir şey. Bu ihaleler, bu milletin parasını. Mesela Bolu tüneli belki de 5-6-7 defa mı ne ihale olmuş? Almış parayı, su çıktı demiş. Ötekisinin kaya çıkma demiş. Ötekisinin bilmem ne çıkmış. Her şeyde şey yaptı. Peki bu milletin parası? İhale. Ama ya kimle ele alışacak? Seninle yarışacak, senin çocuğunla, gelecektekiyle çocuklarla da. Çok zor. Bu devletin, belediyenin o ihaleleri aman yarabbi. Varsa işiniz yanaşmayın kardeşim. Yalanla değil doğruya yanaş. Aman aman kalsın inan bana. Bu ekmek ya inan peynir olması ya orada. Allah aşkına söylüyorum ya. Ödeyemezsin yemin ederim ya. Bu elimle ne kadar ceset yıkamışım. Ödeyemezsin ya. Aman aman başına yansın öyle ihale. Ya. Onlar bak doğrulaya müşteri olup sahabe mümkün olduğu kadar sıdktan ayrılmamaya çalıştıklarından ilmi hadisçe ve ulema-i şeriat içinde bir kaide-i mükerrere olan sahabeler daima doğru söyler. Kaidesi çıktı. Onlardaki rivayet tezkiye muhtaç değil. Temizlemeye muhtaç değil. Sahabe dedi mi? Bitti o. Çünkü yalana o kadar fıtratını, fıtratın zıttı kadar ters edilir. Peygamberden aleyhissalatü vesselam rivayet ettikleri hadisler bütün sahihtir diye ehli şeriat ve ehli hadisin ittifakına kat'i hüccet bu mezkur hakikattir. Şöyle düşün, ben düşünüyorum. 1400 sene geçmiş ve ahir zamanın çocuğuyum. Ulan ben 2,5 sene ile 7,5 sene arasında yargılandım. Ölüm tehlikesi de var zehirlenmek. Biliyorsunuz malum. Ben diyemedimse 1400 sene önce taze turfanda din gelmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında öteki tarafta bütün çıplaklığıyla her mertebesiyle yalanın, hilebazlığın tarafına karşı çıkmış. Ölümüne yani öleceksin ya. Öyle diyor sahabe. Mekke'den çıktığım zaman bir de gelecek diye niyetimiz yoktu. Her şeyini terk ediyor. Canının varlığını her şeyini terk edip doğruluk uğruna hayatını veren bir sahabe. Yalan konuşur mu? Kendi aleminde şöyle düşünüyorum. Ulan ben basit bir meselede yalan diyemedim. Yapamadım. Kendi inkar edemedim. Yok diyemedim ya.
1400 sene önceki sahabe değer mi? Diye sahabelere acayip bir bağım var. Ondan dedim ki, ehli sünnet vel cemaati yıkmak için ilk önce trafoya hücum ettiler. Sahabeye, sahabe de insandır. Yetmedi, peygamber de insandır. Tabi Allah söylüyor zaten, o da sizin gibi bir beşerdi. Ama ulvi donanımları vardı. Sahabe de şeydi, İmam Azamlara, mezheplere hücum ettiler. Niçin biliyor musunuz? Kur'an'ı yok edecekler. Kur'an'ı yok edecekler. Ama bir anda tepki alacak. O zaman Kur'an'ı yok etmenin ikinci bir yolu var. Bu eli kır. Bu eli kır. Bu eli kırınca bu da düşecektir. Tutan elleri. Tutan kimdir? Sahabe. Kütüb-i Sitte. Mezhep imamları. Alimler. Yalan söyledi size diyor. Yalan der mi ya? Ona Hasan bu meselede demedi de. O der mi? Yani mümkün mü? Hadi o dedi, o da mı dedi? İştirak mı ettiler? O zaman yaşama canım. Onlar hepsi yalan, sen doğru. Ki diğer adam, Kur'an'la aranıza kimseyi sokmayın. Kur'an okuyun, başka bir şey okumayın diyenin adamın 63 tane cilt kitabı var. Hani lan Kur'an'la aramda kimse girmeyecekti? Neye girdi? Kendisi. Sahtekar. 63 tane cilt kitabın var senin. Güler mi söylüyorum? Hani Kur'an'la aramıza kimse girmesin diyor. Neyim lan senin tefsirin? Ne lan senin mealin? Kur'an okuyor mu? Çıksana arada. Sen onu takkeme söyle. Senin niyetini ben bir çok iyi biliyorum. Bir tanesi söyledi, dedi ki, abi dedi, ehl-i sünnet içinde samimi olup olmadığını nasıl anlarsın Şia değilse? Şiaların iman esası yedidir. Bir, peygamber iman yoktur. Peygamber hücum eder. İki, kadere iman yoktur. Kadere hücum eden Şia'dır. Çünkü eğer ehl-i sünnet olsaydı iman esaslarında kadere, imana hücum edemez. Sen edebilir misin? İki, peygambere hücum ediyorlar. Peygamber. Çünkü 12 tane imam iman esasından olduğu için ölçüler çok kolay. Onun için sahabelere dil uzatmaları sebebi odur. İşte asr-ı saadetteki inkılab-ı azim sıdk ile kizb, iman ile küfür kadar birbirinden uzak iken zaman geçtikçe gele gele birbirine yakınlaştı. Ve siyaset propagandası bazen yalana ziyade revaç verdi. Fenalık ve yalancılık bir derece meydan aldı. İşte bu hakikat içindir ki sahabelere kimse yetişemez. Mesela şimdi siyasetçi diyor ki, öyle dedim ama bunu demek istedim. Sözümü çarpıştırdılar mı diyor? Ne diyorlar? Çarpıttılar. 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 Ne? Niye çarpıttılar? Hani söyledin işte. Bir şey söyledin. Söyledin. Kıvırma. Yani Allah Allah. Bir demecen aldı bunlardan dolayı. İşte bu hakikat içindir ki sahabeleri kimse yetişemez. 27. sözün zeyli olan sahabeler hakkındaki risaleye havale edip kısa kesiyoruz. Ey bu cami Emevi'deki kardeşlerim. Ve 40-50 sene sonra son cümlem için, size hitap ettiği için buraya okuyorum. Hutbe-i Şami 45'ten okuyorum bak. Ey bu cami-i mevlideki kardeşlerim ve 40-50 sene sonra alemi İslam, İstanbul İçerenköy Mescid-i Kebir'inde dershanede oturan kardeşlerim ve 400 milyon ehli iman olan ihvanımız. Necat yalnız sıdkta, doğrulukta olur. Necat, kurtuluş, yalnız sıdkta, sıdk ve doğrulukta olur. Ürvetil vuska, Allah'ın ipi, Allah'ın ipi sıdktır. Yani en mühkem ve onunla bağlanacak zincir doğruluktur. Doğru, göreyim size, doğru olacaksınız. Ölüm dahi olsa, yılmayacaksınız. Peygamberlerden sonra sıddıklar geliyor. Vay be. Sonra şehitler geliyor. Sıddıklar. Evet. Doğru konuşan doğru yaşar. Yalan konuşan ne anlarsın yanlış yaşıyor. Niye? Allah'a bir kere yalan söylüyor. Allah var mı? Yok diyor. Başka bir şey. Peki Allah ve ahirete inanıyor İslamiyet. İslamiyet'in temeli neydi? Sıdk. Allah'a ve ahirete inanıyor. Namaz kılmıyorsun.
Hani dedi ya İslamiyet'in usul esasısı. İslamiyet ne iman demedi? İslamiyet'i sayalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek. 5. Bu beşini insanda anlam bulan, haddini bilip hududunda kalan kişinin kendisi. Manevi de, altıncısı da insanın kendisi. Peki, İslamiyet'in usul esası neydi? Okuduk ya, sıdk. Yani İslamiyet'in hayatı, ükde-i hayatiyesi sıdk. İslamiyet neydi? Oruç tutmak, namaz kılmak. Demek ki fıtratına yalan söylüyorsun namaz kılmamakla. Fıtratına yalan söylüyorsun oruç tutmamakla. Yalan söylüyorsun. Fiili yalancılıktır. Allah'ın nimetine bedel ödemiyorsun. Yani İslamiyet, onun için dedi, iman demedi. Dinden, din değil bu. İslam dininin temeli sıdkıdır demedi. İman esasının temeli sıdkıdır demedi. Eylemin altı, İslam'ın usul esası, ukde-i hayatesi sıdktır. Eylemdir, eylem. Eylemin altyapısıdır. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ